Knidos antik kentindeyiz. Datça'nın ve Güyüşe'nin batının en uç noktası. Şu anda Knidos antik kentinde iki tane liman eskinin tabi. Şimdi yer var. Şu anda videoda gördüğünüz Akdeniz tarafı. Dikkatinizi çekiyor değil mi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 tane burada şey var. Yat veya küçük koy demirlemiş deniz taşıtı var. Dönüyoruz. Bu arada kara parçası. Bu taraf ise Ege tarafı. Bir tane, iki tane onlar arasından açılmıyor. Bakın. Ve Ege tarafı hiç şey yok. Sebep Ege tarafı rüzgar alıyor. Zaten Marmaris'in, Bodrum'un, Gökçeada'nın, Bozcaada'nın, bütün bizim batı sahilinin rüzgar kuzey batı civarından estiği için çok ehven yılın belli saatleri haricinde sürekli şey alıyor. Rüzgar aldığından dolayı herhangi bir gemi taşıdı. Yani yattı. Ya şey numaranın gezinti teknesi şu bu. Rahat edemiyor. İnsanlar bile denize girdiğinde ne yapıyor? Rüzgardan devamlı rüzgarla boğuşuyor. Güzel bir atmosfer. Sahiden insan düşününce bu en batı, en uçta ne uygarlıklar hüküm sürmüş. Tam karşıda batı ucunun ucunda bir tane deniz feneri var. Denizciler büyük ihtimal buradan kerteriz arıyorlar onların şeyiyle veya biliyorlar. Sahilini görmez açısından biraz zoom yapıyorum. Orada bir tane kale kalıntısı var şurada. Deniz temiz ama tabii ki böyle antik kentlerde denize girmenin bir esprisi yok. Çünkü amaç antik kenti gezme olduğu için birinci amacımız bu. İkinci amacımız çok dar durumda kalır isek girme durumunda olabilir diyoruz. Arada bu kazı yapan arkeoloji ekibinin kalması için veya dinlenmesi için iki tane prefabrik, bir tane restoran var bir yer. Bir tane de sosyal tesislerin olduğu bölüm yapılmış. Başka hiçbir bina yok. Geriye kalan Kültür Bakanlığı'nın bilet satış gişeleri ve ona benzer. Şimdi antik kentte tabi burada uzun uzun bahsetmeyeceğim. 3 tane büyük girişte şey yazılı. Bilgi levhaları asılı. Burada milattan önce hangi uygarlıkların hüküm sürdüğü ile ilgili kazı devam ediyor. Bulunan her şey o meydandaki etrafı sabitlenmiş çizgilerle orta kısma konuluyor. Ondan sonra bunların tasnifinden sonra yanılmıyorsam bunlar ne yapılacak? Şu sütunların, sütun başlıklarının üzerlerine veya yanlarına veya bir yol olarak belki de düzenlenecektir. Eğer buradan indikten sonra şu en uç köşeye de gidip oradan da Ege tarafının bir seyredip antik kenti gezip ne yapacağım? Gelmeyi düşünüyorum.